Merhabalar, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarını tanıttığımız podcast serimize devam ediyoruz. Bugün bilgisayar programcılığı programını konuşacağız. Program Başkanı, Öğretim Görevlisi Doktor Merve Kanmaz hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Talip Bey. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hocam tercih döneminde bu programı seçmek isteyen öğrenciler olacaktır. Mutlaka seçeceklerdir. Çünkü bu program bizim okulumuzun en popüler programı. Her yıl bir numarada çıkıyorsunuz. Evet. En yüksek puan sizde oluyor. Dolayısıyla sizi tercih edecek öğrencilere şöyle kısaca programı özetleyip onların daha bilinçli tercih yapmasını sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla bilgisayar programcılığı programının ne olduğu ile ilgili şöyle sizden bir genel değerlendirme alalım, sonra da programa girelim. Buyurun hocam. Önce bilgisayar programcılığı nedir, ondan bahsedelim. Bilgisayar programcılığı günümüzdeki var olan bütün problemleri bilgisayar yazılımları aracılığıyla çözme işlemini gerçekleştirdiğimiz bir alan. Bilgisayar programcılığı kısmında günümüzde kullanılan birçok programlama dili mevcut. Bunların kimisi kullanıcının gördüğü ön yüzleri tasarlama aşamasında, kimisi arka tarafta kullanılan diller olarak kullanılıyor. Bununla birlikte programlama yapıyoruz. Problem çözüyoruz. İşimiz problemleri bilgisayar aracılığıyla çözmek. Bilgisayar 1984'ten sonra hayatımıza girdi anladığım kadarıyla. Evet, özellikle de daha sonra internet kullanımının yaygınlaşmasıyla da birlikte var olan bütün problemleri biz artık bilgisayarlara çözdürüyoruz. Yani insan gücünü bilgisayar gücüne dönüştürmüş oluyoruz. Burada kullanmış olduğumuz algoritmalar var. Amacımız problemleri daha hızlı şekilde, daha az bilgisayarı da daha az yoracak şekilde çözmek. O zaman bir problem varsa orayı bilgisayar aracılığıyla evet. Çözme işine bilgisayar evet. Programcılığı programının esas işi diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Peki hocam biraz programınızdan söz edebilir misiniz? Bize biraz programını biraz daha detaylı anlatalım. Hı hı. Eğitiminiz nasıl yapıldı, dersleriniz, bulunduğunuz derslikler, laboratuvarlarınız biraz açarak böyle evet. Detaylandıralım lütfen. Büyükçekmece kampüsünde bulunuyoruz. 2 yıllık bir programımız, 4 dönemden oluşan, teori ve uygulamadan oluşan derslerimiz var. Bu dersler içerisinde bilgisayar programcılığında farklı programlama dillerini sıfırdan başlayarak öğretiyoruz. Yalnızca programlama dili odaklı değil programımız. Bununla birlikte ağ sistemleri, işletim sistemleri, veri tabanı sistemleri gibi bilgisayar alanında önemli olan diğer kısımlardan da bahsetmiş oluyoruz derslerimizde. Ama yoğunlukla özellikle ikinci sınıftaki derslerimiz yoğunlukla bilgisayar programcılığı dersleri, farklı farklı programlama dillerini gösteriyoruz. İşte C# programlama var, Python var, mobil programlama, nesne programlama, mikro işlemciler gibi ikinci sınıf yoğun bir şekilde alan derslerinden oluşuyor. Programımızda dediğim gibi teori kısmını işledikten sonra bir adet laboratuvarımız var, bilgisayar laboratuvarımız var. 60 kişiye uygun şekilde donatılmış. Burada da derslerin uygulamalarını yapıyoruz. Özellikle yine ikinci sınıf derslerinde yoğun bir şekilde öğrenci çalışmalarını dahil ediyoruz derslerimize. Yani sadece işte biz kodu öğrettik, öğrenci de aldı, bilgisayarına yazdı değil. Proje ödevleri oluyor. Üçer kişilik, beşer kişilik gruplar halinde yapabileceği öğrencilerin. Bununla birlikte de öğrenmiş olduğu programları öğrenciler kendileri deneyimleyerek daha da pekiştirmiş oluyorlar. Onun haricinde programımızda staj bulunuyor. Bir adet yaz stajımız var. 20 günden oluşan. Bununla birlikte de yine öğrencilerimiz öğrenmiş olduğu bilgileri sektörle birleştirerek bu şekilde deneyim kazanmış oluyorlar. Sektörü biraz açabilir miyiz hocam? Sektörde her yerdeyiz. Her yerde değil mi? Sektörde her yerdeyiz. Aynen. Yani sınıflandıramıyoruz bile. Hani şurada da burada da diyemiyoruz. Gerçekten her yerdeyiz. Yakın zamanda pandemi döneminden çıktık. Artık herkes de bir şekilde buna aşina oldu. Evimizde kapalı kaldığımız zamanlarda bile alışverişimiz yazılımlar aracılığıyla, eğitimimiz yazılımlar aracılığıyla, takibimiz bile HES kodu vesaire evet. Takibimiz bile bilgisayar yazılımları aracılığıyla gerçekleştirildi. O yüzden bilgisayar programcıları
her yerde. Bu bilgisayar bahsettiğinizde böyle fiziksel bir makina benim gözümde canlandırıyor ama işte bu bahsettiğiniz alışveriş programı olsun, takip sistemi olsun. Biraz sanki interneti de bilgisayara dönüştürmüş durumdayız sanki. Evet, interneti. Var olmayan değil mi? Hı-hı. Her yerde göremediğimiz ama sadece ekranında takip ettiğimiz şeyler de geliyor. Ya aklıma fiziksel bir kasadan çok, bilgisayar kasasından çok evet. Bir ağ yapısı geliyor. Evet, kesinlikle. Bununla da ilgili misiniz hocam program olarak? Evet, program içerisinde de ağ sistemleri dersimizde mevcut. Zaten kullanmış olduğumuz programlama dillerinde de biz veri tabanıyla birleştirerek bunu hani ortak bir veri tabanı ve herkesin her yerden ulaşabileceği şekilde aslında programlarımızı yazdırma taraftarıyız derslerimizde de. Hocam programın sektörü çok geniş dediniz. Bu sektörde çocuklar ne şekilde iş buluyor? Mesela sizden mezun olanlar ne yapıyorlar hocam? Nerede çalışıyorlar? Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse. Bir öğrenci ne kadar bu programa ilgiliyse başarısı ve iş bulma olasılığı o kadar artıyor. Genel olarak başarılı diyebileceğimiz öğrenciler sadece işte okula geldim, hocanın verdiği ödevi yaptım, dersi dinledim, çıktım gittim olan öğrenciler değil de ya ben bu işe gönül verdim, hoca bana C#'da işte değişkenleri anlattı ama bakayım bu değişkenlerin farklı olan neyi var, bir diğer dilde farklılaşan bir yapısı var mı diye böyle olmadık her şeyi sorgulayan öğrencilerimiz. Evet, yani arada bağ kurabilen, ilişkilendirebilen, merak ettiğini açıp bakabilen, ben bir ödev verdiğim zaman atıyorum şunu A yöntemiyle yapın dediğimde o B ve C yöntemini de araştırabilen öğrencilerimiz kesinlikle çok başarılı oluyor. Zaten daha mezun olmadan onlar iş yerini ayarlamış oluyorlar. Onun haricinde de diğer öğrencilerimiz başarısız mı oluyor? Hayır. Nerelerde çalışıyorlar? Web sitesi yapan şirketlerde çalışıyorlar. Büyük şirketlerde çalışan yerler var, kişiler var. Belediyelerde çalışan arkadaşlarımız oluyor. Evet. Yazılım şirketlerine giriyorlar. Genellikle böyle teknoparklarda olan şirketlerde arkadaşlar iş bulmuş oluyor. Onun haricinde bankalarda çok fazla. Ama genel öğrenci profilimizin hani %50'si diyebilirim ki işe girerken kalanı da LGS'li 4 yıla tamamlama derdinde. Bilgisayar mühendisliğine, yazılım mühendisliğine gibi 4 yıllık programlara öğrenciler zaten bu niyetle buraya biraz da yazmış oluyorlar geçiş niyetiyle. Peki bilgisayar programcılığının sektörü çok geniş dediniz. Hı hı. Bu sektör gelecekte nereye evrilir? Yani bu programdan mezun olan bir öğrenci 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nerede görür kendini? Sektör nasıl gelişiyor? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? İlk mezun olduğunda arkadaşlar junior yazılımcı olarak hani işe başlıyorlar. İşe öğrenme aşamasında oluyorlar. Daha sonrasında kendilerini geliştirdikçe senior yazılımcı oluyorlar. Daha sonra takım lideri, işte proje mimarı vesaire diye bu şekilde yükselmiş oluyor arkadaşlar. Sektörde de dediğim gibi alan geniş. Sadece yazılım yapmak zorunda da değiller. Veri tabanı kısmına da yoğunlaşabilirler. Ha, ama biz bilgisayar programcılığı kısmında onu veriyor olsak da programcılık aşamasında yoğunlukla derslerimizi veriyoruz. Ama ben veri tabanı kısmında uzmanlaşacağım diyen arkadaş veri tabanı bölümünde kendini geliştirir. Ağ sistemleri kısmında geliştireceğim diyen kişi bununla ilgili bir şirkete girerek kendini orada geliştirebilir. İyi para kazanıyorlar mı hocam? Vallahi iyi para kazanıyorlar. Bu da yine açıkçası söylememiz gereken şeylerden belki. Şu anda sektörde, pandemide özellikle hani yine söyleyeceğim. Hani birçok sektör böyle sekteye uğradı, battı çıktı falan. Yazılımcılar hiçbir şey olmadı. Yani gerçekten pandemi yanından bile geçmedi. Aksine hani mesela rahat etmiş oldular online çalışma olanıyla birlikte. Şu anda yani işinde gerçekten başarılı olan yazılımcılar şirketler parayla bile getiremiyor. Hani ben şeyle evimden çalışacağım. Yani gelemem oraya kadar, kabul ediyorsanız böyle. Yazlığından çalışıyor. He, ama çalışmıyor mu yani, kolay mı para kazanılıyor? Hayır, asla bunu kastetmiyoruz ama gerçekten hatırı sayılır bir meslek. Bankalarda özellikle ciddi paralar kazanılıyor. Bir miktar söyleyebilir misiniz? Çok merak ettim. Bazı arkadaşlarımız 10 yıllık tecrübe diyelim, yaklaşık 10 yıllık tecrübeyle işini iyi yapan kişiler 50 bin civarı. Evet, çok güzelmiş. Ben de bu dönemsiz programımıza kayıt evet, olacağım. Buyurun, bekliyoruz. Peki hocam, tercih dönemi şimdi öğrenciler
programı seçecekler. Neler söylemek istersiniz hocam onlara? Bu alanda ilgileri varsa, kendilerini gerçekten geliştirmek istiyorlarsa, ilgi ve merak işi, yani bütün meslekler aslında bu şekilde. Ben kendimi bilgisayar programcısı olarak iyi hissedeceğim. Problem çözmeyi çok severim. Problemi çözdükten sonra onu hızlandırmayı da severim. Yani hani bir çözüm getirmek değil önemli olan, etkin bir çözüm getirmek. Ben bunun merakını taşıyorum diyen arkadaşlar. Bilgisayarı da severim, ekrana bakmayı çok seviyorum. Her işimi bilgisayardan yaparım diyen kişileri bölümümüze bekliyoruz. Merakları varsa ve puanlara da yetiyorsa bizler Hadımköy kampüsündeyiz. Örgün ve ikinci öğretim olarak eğitim veriyorduk bu yıla kadar. Bu yıl ikinci öğretimden öğrenci almayacağız. Yalnızca örgün programı öğrenci alacağız. Bu şekilde programımız. Peki çok güzel hocam. Bence güzel bir özet oldu. Programla ilgili zaten tercih edilmesi kısmında bir problem yok. Fakat sonra meraklı olmayan biri burayı seçince gelip hayal kırıklığı yaşıyor. Evet, dolayısıyla kesinlikle. İlgisi varsa ve bunu gerçekten yüzü gönülden istiyorsa, yani ananızı babanızı zorlasın yazdırıyorsa o programa fakat hiç de ilgilenmiyorsanız bilgisayarla hayal kırıklığı yaşarsınız. Yani evet, düz bir mezun olursunuz. Yani kazanır mısınız para? Evet kazanırsınız ama amacımız para kazanmak değil. Para kazanırken bu da bir yaşam sürmek, işe severek gelmek, yaptığımız işten tatmin olmayı hedefliyoruz. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Tam Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarını tanıttığımız podcast serimizde bilgisayar programcılığı programını konuştuk. Program başkanı, öğretim görevlisi Doktor Merve Kanmaz hocamız bize güzel bir özet yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir ben sonraki yayında ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun hocam. Hoşça kalın.